ülkenin bağımsızlığının, demokrasi mücadelesinin ya, insanlığı olarak tehdidi altındayız. Şimdi bu FETÖ meselesini millet ciddiye almıyor. Bu Ergenekon dosyaları hazırlanırken bizi listeye kim koy? Yabancı istihbaratlar nasıl iç içe olduklarını hepsi çıktı meydana. 300 milyon dolar İsviçre'de, 500 milyon dolar Amerika'da. NATO kararı ya Brüksel'de. Ne içindir? Avrupa'yı kontrol ettiğindeki sulardan benim de işlem var diyor. Değerli izleyiciler, tümünüze iyi geceler diliyoruz. Bir ay sonra, yaklaşık bir ay sonra, bugünkü gün itibariyle 32 gün oldu. 32 gün sonra yine birlikteyiz. Türkiye'nin bu bir aylık süre içerisinde geçirdiği bütün sosyal, siyasal, ekonomik olayları, buradaki programın süresi boyunca yetiştirebildiğimiz kadar Sayın Emin Gürses hocamla, Profesör Emin Gürses hocamla birlikte değerlendirip sizleri bu konuda kendi düşüncelerimizle beraber aydınlatmaya ve ortaklaşa bir yargıya varmaya çalışacağız. Ve bu günkü programın bu bir aylık süre içerisinde ve her gün, neredeyse her gün değişen ve Türkiye'nin gündemini başı başına değiştiren olaylar zincirinin içerisinde biz Avrasya politikalarına ilişkin yönü daha öne çıkartmaya çalışacağız. Yani bu program ana eksen olarak bir Avrasya politikalarının ne olduğunu ve Avrasya'nın Türkiye ve dünya için ne ifade ettiğini açıklamaya çalışacağız. O konudaki bilgilerimizi, gördüklerimizi, anladıklarımızı size aktarmaya çalışacağız. Sizin de bu konuda duyarlı olmanızı ve bunu ne ifade ettiğini anlamaya çalışmanızı özellikle de rica edeceğiz. Çünkü Türkiye'nin geleceğine ilişkin bir perspektifi, bir vizyonu ortaya koyma çalışmamıza ortak olmanızı isteyeceğiz. Evet, Sayın Hocam. Tekrar hoş geldin. Teşekkür ederim. İyi akşamlar size de diliyorum, bütün izleyiciler olduğu gibi. Bu eksende Türkiye'nin içerisinden geçtiği bu son bir ayda gerçekten bir günün diğer günü aratmadığı, yani bunun içerisine orman yangınları da dahil, bunun içerisinde ekonomik sorunlar dahil, Suriye olayı dahil, Hong Kong olayı dahil, aklımıza gelecek bütün ve izleyicilerin de yakından izlediği olaylar içerisinde Türkiye şu anda bugünkü tarih 22 Ağustos tarihi itibariyle belli bir noktada duruyor. Bugün bu tarih itibariyle, bugün itibariyle Türkiye ne durumdadır? Türkiye nereye gidiyor sorusunu Avrasya ekseninde daha önce kararlaştırdığımız gibi tartışmaya çalışacağız. Buyurun, söz sizin. Aslında Türkiye'nin bulunduğu bölgede uluslararası müdahaleler kaçınılmaz bir hale gelmiş. Türkiye de bu işin içinden sıyrılmaya çalışıyor. Fakat ilk başlarda biliyoruz ki Türkiye de bu işin içinde. Nereden biliyoruz bunu? 2011 yılında Suriye'de ufak tefek nümayişler, gösteriler oluyor. Fakat bir süre sonra kısa bir süre sonra bakıyorsunuz ki herkes silahlanmış. Kim silahlandırıyor bunları? Yani karşı grupları diyorsunuz. Tabii yani Şam'a muhalif grupları kim silahlandırıyor? Evet. Ya bunlar tek bir ülke değil bunlar. Bir ittifak. Bunların bütün amacı, bugünden baktığımız zaman şunu görüyoruz. İsrail ve Amerika'nın bir politikası var. Orta Doğu politikası Amerika'nın politikası değildir. Amerika Orta Doğu politikasını belirlerken İsrail lobisinin talimatlarına göre belirler. Clinton'ın da bu konuda açıklamaları vardı. Eski başkan. Orta Doğu'daki politikaları İsrail lobisi, AIPAC diye bir İsrail lobisi var. Bu belirler. Şimdi İsrail bölgede ne istiyordu? Etrafındaki güçlü devletler, kendisini tehdit edebilecek devletlerin ya kendisiyle işbirliği yapmasını yahut da tasfiye edilmesini istiyordu. Bunların içinde en güçlüler hangileriydi? Mısır ve Suriye'ydi. Mısır'ı kendi yanına çektiler, teslim aldılar. Suriye'yi teslim alamayınca tasfiye ettiler. Tasfiye etmeye çalışıyorlar. Yani şu anda Suriye darmadağın olmuş durumda. Suriye direniyor. Suriye direniyor. Kendi vatanını savunanlar direniyor. Tabii bizden bazı sesler çıkıyor. Suriye'ye dersini bildireceğiz falan diye. Bazıları da diyor ki bizi halk çağırdı oraya. Onun için gittik. Halk çağırdı diye bir ülke başka bir ülkeye asker gönderemez. Onlara işgal denir. Değil mi? 68'de Brejnev doktriniyle ne oldu? Doğu Avrupa'ya
Brejnev ne diyordu? Doğu Avrupa'daki yoldaşlarımız zor durumda. Onlara yardıma gidiyoruz. Çekoslovakya ve Macaristan. Çekoslovakya. Şimdi bunlar böyle benim babamın çiftliği istediğim gibi giderim. Bu uluslararası sözleşmelerle yani hukuki bir zemini olması lazım. Ne diyoruz biz? 51. madde Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesi bütün ülkeler buna taraf çünkü. Ne diyor? Her ülke kendini savunma hakkına, meşru müdafaa hakkına sahiptir. Sana Suriye'den bir saldırı geldiği zaman sen meşru müdafaa yaptın. Tamam. Ne yaptın? Ona sıcak takip denmez. Sıcak takip denizde kullanılır. Ta 1910'lu yıllardan beri denizde kullanılır. Karada sıcak takip kullanılmaz. Ona bazı akademisyenler öyle yazıyorlar. Doğru değildir. Ona Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nde meşru savunma, meşru müdafaa denir. 51. madde. Türkiye bunu yaptı. Tabii orada Suriye'de bir sürü silahlı kuvvet güçler var. Sen nasıl PKK'ya karşı mücadele ediyorsun? Amerika PKK'yı terör örgütü diyor ama PKK'nın uzantısı. PKK'lılar kendileri söylüyorlar. Bizim Suriye'deki kolumuz YPG'dir diye. Siz YPG'ye terörist diyorsunuz değil mi? Biz diyoruz tabii. YPG'ye terörist diyoruz. Bazı şimdi bugün öğrendik. İçişleri Bakanı ne diyor? 15 gün evvel Amerikalılar bir sol örgütlerde görüşmüşler. O sol örgüt dediği 1994'te kurulmuş. Kendine sol diyor. Ama Amerikalılarla görüşüyor. Suriye'de de YPG'lilerle işbirliği yapıyor. O ne bir örgüt değil. Büyük de bir örgüt değil zaten. Şimdi Dışişleri Bakanı'ndan umutluydum ben. Çok güzel şeyler söylüyordu. Sonra baktım ki Dışişleri Bakanı diyor ki ya Suriye'de Esad adımını iyi atsın hesabını sorarız falan diyor. Esad mı diyor Esad mı? Esad mesad neyse ne dese desin onun önemli değil. Fakat yani Dışişleri Bakanı olmuşsunuz. Uluslararası hukukta neler yazıyor bir okuyun ya. Dışişleri Bakanlığı'ndan kimseye sormuyor musunuz? Merkezi otoriteler ülkede asayişi sağlama yetki. Uluslararası hukuk bunu hakkı veriyor. Tabii ki kendi halkına zarar verme hakkı vermiyor. Ama güvenliği ve istikrarı sağlama hakkı veriyor. Hiçbir Birleşmiş Milletler'e üye ülke başka ülkenin iç işlerine müdahale edemez. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi diyor bunu. Şimdi sen buna karşı diyorsun ki ben işte burada Esad şunu yapıyor. Esad sana uyarı yaptılar belki. Olabilir ama Türk askeri birliklerine bugün duyuyoruz. Öyle birliğin bulunduğu bölgeye bir şey yok. Zaten bu saldırıların olduğu bölgede sadece silahlı grup, muhalif gruplar kalmış. Bunlar burada halk falan da önemli ölçüde bölgeleri terk etmiş. Çatışmalardan dolayı. Yani Şam'ın merkezi otoritenin buradaki silahlı gruplara saldırması kendi hakkıdır. Siz herhangi bir ilinizde silahlı bir grup çıktığı zaman ne yaparsınız? Seyir mi edersiniz? Onun için Dışişleri Bakanı bunlara dikkat etmesi lazım. Bir soru sorabilir miyim bu arada? 2011'de Suriye'deki muhalif hareket daha başladığı zaman ve Beşar Esad o muhalif hareketi onların şiddeti oranında bir şiddetle sizin demin nokta koyduğunuz ve üzerine basarak söylediğiniz yani iç huzuru sağlamak için, kargaşayı sağlamak için devletin meşru engellemek için meşrudur dediniz. Birleşmiş Milletler'in yasası. Siz yaptınız mesela Güneydoğu'da böyle peki, olaylar oldu. Şeyler kazdılar değil Özgür mi? Özgür Suriye Ordusu diye bir ordunun Türkiye tarafından desteklenmesi, buralarda görüşmelere getirilmesi, kararlar alınması ve dolayısıyla değil doğrudan Suriye'nin iç işlerine müdahil olarak girme kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu iç işlerine müdahaledir. Eğer Türkiye bunlara destekliyorsa, silah veriyorsa, eğitiyorsa bu yaptı bunu Türkiye. O zaman iç işlerine müdahaledir. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne aykırıdır. Yapamazsınız. Oradaki bir sorun varsa merkezi hükümetle bunu konuşursunuz. Nasıl Çin'le konuşuyorsunuz diyorsunuz ki Doğu Türkistan'da ne oluyor? Çinler size diyor ki heyet gönderin gelin görün bakalım ne oluyor diye. Bunu yaparsınız. O zaman faydanız olur buradaki insanlara. Yoksa silah vermekle buradaki insanlara fayda sağlayamazsınız. Oradaki insanlar iki ateş arasında kalır. Silahlı gruplarla merkezi hükümet çatışır. Burada şundan şüpheleniyorum ben. Türkiye her gün Dışişleri Bakanlığı açıklamaları var.
Sayın Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları var. Savunma Bakanı'nın açıklamaları var. Ne diyorlar? Amerika buradaki YPG'li teröristlere silah veriyor. Bunu aylardır duyuyoruz. Çok açık net yani. Şimdi Amerika'da hiç tınmıyor, veriyor. Siz bunlara silah verirken bunlarla oturuyorsunuz, güvenli bölge kuralım diye anlaşıyorsunuz. Niye Esad'la oturup da buradaki güvenli bölgeden sonra doğabilecek tehlikeyi engellemek için Esad'ın ekibiyle oturmuyorsunuz? O tehlikeyi söyleyeceğim midir diye. Şimdi acaba diyorum, hükümet, AK Parti hükümeti, Amerika ve İsrail'in politikalarına uygun davranmak için bir anlaşma mı yapmış? Çünkü İsrail diyor ki, Mısır'ı yanıma çektim, Suriye bana engeldir, yanıma gelmiyor, onun için Suriye'yi tasfiye edeceğim. Diyorlar. Evet. Amaç o. Ama bu zaten İsrail'in politikasıdır. Amerika'nın değil. Amerika hesapları başkadır. Ama Orta Doğu politikası Amerika'nın kendi politikası değildir. Orta Doğu politikasını İsrail belirler. Ama gücü Amerika sağlıyor. O onu sağlayacak var. Çünkü Amerika'da Amerika'yı kontrol eden İsrail sermayesi var. İngiltere. İngilizlerin İsrail'lerle sorunları var. Yani bunu İngiltere'deyken çok duyuyorduk biz. Sorunları var ama bunu dile getirmezler. İngiltere kendini kurtarmaya çalışıyor. Onu da konuşuruz. Tamam. İngiltere uçuruma doğru gidiyor. Uçuruma doğru sürükleyen Amerika'dır. Şimdi oradan kurtulmak için Amerika ile özel anlaşmalar yapmaya çalışıyor. Evet. İngiltere'yi felakete sürükleyen Amerika'dır. Avrupa'da Almanya'yı yalnız bırakmak için yaptı bunu. Hı. Onu da beceremedi. Çok önemli. Onu da beceremedi. Şimdi acaba böyle gizli bir anlaşma mı var? Yani İsrail ve Amerika İngiltere ile beraber Orta Doğu'da planlar yapıyorlar. Yani biz bunlara üst sınıf devletler diyoruz. Yani bir devletin gücü nüfusuyla değil, kapasitesiyle ölçülüyor. Şimdi Hindistan'ın 1 milyar 300 küsür milyon nüfusu var. Dünyadaki etkisi İsrail kadar değildir. İsrail'in 7,5-8 milyon nüfusu var. Değil mi? Bunun 600 küsür bini de Filistinlidir, Araptır. Şimdi acaba böyle bir gizli anlaşma var. Neden şüpheleniyoruz? İsmail Hakkı Pekin'in bir açıklaması var. 27 Ocak 2019 tarihli bir televizyon programında. Diyor ki, Hakan Fidan'la Mayıs 2011'de görüştüm. Bana dedi ki, Amerika ile beraber hareket edeceğiz. O da bu sene çok yeni sayılır. Bunu gitmiş yaşadı söylüyor. Şu anda Türkiye'nin Suriye politikasından söylemiyor bunu mutlaka. Tabii yapacak. Kendi kafasından söylemiyor. Çünkü Hakan Fidan'ın Davutoğlu'yla ilişkilerini biliyoruz. Değil mi? O ekipten gelme. Davutoğlu ekibinden gelme bunlar. Yazılarından, makalelerinden falan hep ortak. Davutoğlu ekibiyle beraber çalışmış. Savunma Bakanı'nın da Abdullah Gül'e yakın olduğunu biliyoruz. Değil mi? Eskiden beri arkadaşlar. Öyle bir yakınlıkları var. Sayın Akar'ın. Sayın Akar'ın öyle bir yakınlığı var. Şimdi Tayyip Erdoğan çekildi. Bütün yetkiyi Savunma Bakanı ile MİT müsteşarına verdi. Bu son politikalar bu Akçakay'da. Şimdi Tayyip Bey ne yapmaya çalışıyor? Müşterek olan o. Şimdi Amerikalılarla kontrol bölgesi kuracaksınız. Şimdi Savunma Bakanı ne diyor? Bize 30 küsür kilometre bir söz verdiler diyor. Değil mi? Siz 30 kilometreye bir koridor kurduğunuz zaman Amerika itiraz ediyor şu anda. Ediyor, görünüyor. Bakın, Amerika'nın Türkiye-Suriye sınırına ihtiyacı yok. Amerika'nın YPG'ye ihtiyacı var. YPG'nin bulunduğu bir otonom bölgeye ihtiyacı var. Nereden biliyoruz bunu? En azından otonom. Ya, kendileri söylüyorlar. Eski Amerikan Dışişleri Bakanı 19 Ocak 2018'de şöyle diyor. Rex Tillerson. Suriye'de, Doğu Suriye'de otonom bir Kürt bölgesi kurmak Amerika'nın önemli bir Savunma Bakanlığı'nın önemli bir görevidir diyor. Şimdi bu çok önemli. Şu anda geldikleri yer, bakın şu anda gelinen yer neresi biliyor musunuz? Bu Tillerson'un söylediği yer. Ne diyor Tillerson? Burada Doğu Suriye'de bir otonom bölge kuracağız. Ben ona Müslüman İsrail diyorum. Niye Müslüman İsrail diyorum? Müslüman olacak.
İran'la kavgalı olacak. Irak'la kavgalı olacak. Suriye'yle kavgalı olacak. Türkiye'yle kavgalı olacak. Burada barınması için ne yapacak? İsrail, İngiltere ve Amerika'nın kontrolüne girecek. Buna kontrolden de öte işbirliğiyle. Onların emrinde olacak. Yani biz o eskiden buna piyon diyorduk. E şimdi onlara başka isim veriyorlar. Gavurlar bir isim bulunca bizim Müslüman profesörler atlıyorlar o isime. Çok önem veriyorlar. Bunun eskiden adı piyondu. Bizim doğru. Sol literatürde buna piyon derdik biz. Şimdi Türkiye sınırda bu koridoru kurdu diyelim. Hadi 30 kilometre oldu. Bu ne demekti biliyor musunuz? Bunun dışına Türkiye karışmayacak. Yani Fırat'ın doğusuna operasyon yapmayacak demektir. Yapmadığımız zaman ne olur? Fırat'ın doğusunda ne var? YPG var. Suriye'nin önemli bir coğrafyası. Yani Suriye'nin belki de yarısına yakın bir yer burası. Şimdi haritayı tabii bir harita koysalar dünya haritası orada iyi olurdu. Rica etsek de o dünya haritasını... Yani izleyenler de onu görseler iyi olur. Evet. Şimdi biz derste bunları anlatıyoruz. Burada da anlatalım ki vatandaş belgelerle görsün. Dünya haritasını yani. Rica edeceğiz. Şimdi bu bölgeyi o zaman bırakıyorsunuz Amerikalılara. Tillerson ne diyor? Biz burada bir otonom bölge kuracağız. Sen bu otonom bölgeyi kurduğun zaman... Burada şimdi. Şimdi sen Suriye ile Türkiye arasında sınır boyunca bir... Sana bir hat verdiler. Sen de ne yapacaksın? Bunu niye istiyorsun? Acil ihtiyacın var. Neden? Türkiye'de 4 milyona yakın Suriyeli kış geliyor. Bunlar hakikaten sıkıntılı. Niye İstanbul'dakileri göndermek istiyorlar belli bölgelere? Çünkü hastaneler tıklım tıklım oldu. Hastanelere sıra gelmiyor insanlara. Birçok hastanede bakımda zaten. Kemal Memişoğlu uğraşıyor. Sabah akşam koşturuyor bu işlerle uğraşıyor. Yeni 2 tane hastane açılacak şimdi. Onlar Ok Meydanı ve Göztepe yeni hastaneler devreye girince bir rahatlama olacak. Ama burada büyük bir sıkıntı var. Şimdi siz Suriye'nin doğusu, Irak'ın komşusu değil mi? Suriye'nin doğusu önemli gaz yataklarının, petrol yataklarının olduğu bölge. Burayı YPG'ye veriyorsun. Saniye, Türkiye buna bir şey demeyecek. Bu Orta Doğu bölgesini özel olarak... Ya, bu da güzel. Bu da güzel. Bunu görsün. Yani bu harita güzel bir harita. Bunu görsün. Çünkü dersleri böyle anlatıyor. Harita olmadan olmuyor. Evet, yani doğru, bunu izleyenler görsün. Şimdi siz en önemli bizim için yer Afrin bölgesiydi. Çünkü içimize girmişti. Orayı bizimkiler kontrol altına aldılar. İyi bir şey. Ama ondan sonra biz ne dedik? Hemen Suriye ile Şam'la ilişkiye geçin. Niye geçmediler? Ben onun için diyorum. Bunlar gizli bir anlaşma mı yapmış? Şimdi siz geçen programda ne gösterdiniz? Nuh Gönültaş mıydı? Bir kitap yazmıştı. Evet. Yenilikçi Hareket. Orada yazılanların hepsi doğru şeyler. Bunları biz neden biliyoruz? Rüşen Çakırlar, Abdullah Güller, Tayyip Erdoğan'a bunları bağlantıyı kurdurmuşlar. Tayyip Erdoğan'la Amerika Savunma Bakan Yardımcısını görüştürmüşler. Orada bazı kararlar alınmış. Değil mi? Evet. Tayyip Erdoğan bu kararlara uymadığı için tokat edildi. Orada çünkü alınan kararlar. Türkiye'yi satma kararları. O zaman bir virgül... O kitap çok önemli. Onu şimdi kabul etmiyor değil mi Nuh Gönültaş? Ama aradan kaç sene geçmiş. Ya, onu geç kaldın kabul abi, etmek onların için. Onların hepsi belgeli. Hiçbirinde onun bir yorumu yok. Ama tabii Tayyip Erdoğan'dan şimdi maaş alıyorlar tabii. Onlara artık ne aktarıyorlarsa onlara. O zaman şurada çok önemli bir noktaya geldi. Zaten bu gündeme gelecekti ama tam bağlam içerisinde bunu dile getirmek istiyorum. Bakın Abdullah Gül ile ABD arasında 2 Nisan 2003'te bağıtlanan 2 sayfa 9 maddelik gizli anlaşma var. Evet. Şimdi bu gizli anlaşmanın önünüzde olması gerekiyor evet, galiba. Evet, burada. O 9 maddenin bugüne kadar hangi kısımlarının gerçekleştiğini, uygulandığını, hangisinin başarıya ulaşılmadığını, hangisileri konusunda bunları bir yorumlayarak izleyicilere bir aktarır mısın? Çok önemli. Ama, bunu vatandaş dinlesin. Bu çok önemli. Evet. Bir tek şey söyleyeceğim. Sizin demin yani açıklamaya çalıştığınız çerçevede ortaya çıkan durum şu. Bugün bu bölgede olup bitenler Amerikan projesinin adım adım sabırla ve ama evet. inatla uygulandığını gösteriyor mu? Bak şimdi bakalım doğru. Şimdi 9 tane madde var. Evet. Abdullah Gül Vatan Gazetesi'nde. Ama bir şey çok özür dilerim. Bu tabii Dışişleri Bakanlığı imzası ama ben size onu da hukuksal olarak sorayım. Devletler hukuk varsa ve devletin kendi. Bir Dışişleri Bakanı kendi başına bunu yapabilir. Mümkün değil. Olmaz öyle şey. Yani hükümetle birlikte yapmışlar. Ya biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı döneminde Bekir Sami'yi gönderiyor Londra'ya Atatürk. Bakıyor ki orada işbirliği yapmaya çalışıyor. Hemen alıyor onu görevden. Yapamazsın. Yani hükümetin izni olmadan bir şey yapamazsın.
Tamam. Ondan sonra Yusuf Kemal'i getiriyor biliyorsunuz. Tengiz Şenk. Tengiz Şenk'i getiriyor. O vatansever bir adam. Buyurun devam edelim. Şimdi birinci madde diyor ki Türk askeri Irak'ın kuzeyinden çekilecek ve PKK'ya askeri hareket için ABD'den izin alınacak. Yani güncelleştiriyorsunuz. Şimdi burada ne oldu? Türk askeri sokulmadı şeye. Türk askeri biliyorsun bir ara Genelkurmay Başkanı dedi ki çok kar yağdı işte asker orada zor durumda kalır. Bunlar numara şeyler. Asker kar yağdı diye geri çekilmez. O zamanları hatırlıyorum yani basında televizyonda konuşulan şeyler. Evet. 30 santim kar yağmış da asker geri çek. Asker 30 santime geri çekilir mi ya? Sarı kalmışı sanki. Ya İstanbul'da 30 santim kar yağdı mı millet sokakta. Şimdi bu ne oldu? Amerika artık YPG'ye oynuyor. PKK'ya değil. PKK'ya her türlü operasyon yapabilir Türkiye. Yapıyor da zaten. Ama YPG'ye yapamıyor. Evet. Çünkü YPG'yi Amerika silahlandırıyor. 50-60 bin kişilik bir ordu kuruyor. Bu orduyu Amerika İran'a karşı kullanacak. Gerekirse Irak'taki Bağdat yönetimine karşı da kullanacak. Ve doğru dürüst bir adam akıllı bir ordu kuruyor yani. Tabii ki ordu kurmak askerler bilirler kolay bir iş değildir. Ama çok... Amerikan komutanları emrinde zaten bunlar. Evet, eğitim, her şey. Olur. İkinci madde ne diyor? Türk Silahlı Kuvvetleri ABD askeri makamlarına bilgi vermeden, izin almadan hareket yapacak olursa ABD hükümeti bunu dünyaya soykırım diye açıklayacak diyor. Henüz o noktaya gelmedi ama izin vermiyor, yaptırtmıyor yani. Bunun yanında ABD yaptırımları saklı tutulacak. Yani böyle bir şey yaparsan dünyaya sen buradaki insanları katlediyorsun, soykırım uyguluyorsun diyeceğiz ve sana ambargo uygulayacağız diyor. Bak şimdi. İkinci madde bu. Abdullah Gül buna imza atmış ise eğer. Bugüne kadar onu atmadım demiyor tabii. En ufak bir itiraz gelmedi. 3. Türkiye, ABD'nin İran'a ve diğer Orta Doğu ülkelerine karşı uygulayacağı sinirli askeri hareketlere şartsız olarak üs ve taşıma kolaylığı sağlayacak. Şimdi siz YPG'yi orada barındırırsanız İran'a karşı operasyonu YPG'li yapacak Amerika. Sana ihtiyacı yok. Doğru tabii. 4. Türk ordusu asker sayısı ve silahlı kuvveti ABD'nin uygun bulduğu sayıya, kabiliyete indirilecek. Maşallah indiriyorlar. Yani bu askerlik yasasıyla bir su içeyim bari Allah razı olsun. İşte, yani bu böyle bir şey olur mu? Sanki bunun emri uymuşlar gibi. Yani bu askerlik yasası bana şu anda bunu hatırlattı. İnşallah değildir. İnşallah ama değil. Ama bu onu hatırlatıyor. Evet. Bakın değerli izleyiciler işte o durum ortada. Bu anlaşmanın maddesindeki sanki alınan karar, imzalanan karar günümüzde uygulanmış gibi. Yorum sizin. 5. Beşinci madde. Irak'ın kuzeyinde kurulacak olan Kürdistan resmen ilerledikten sonra Türkiye tarafından tanınacak diyor. Bakalım diyorlar, kim tanıyacak? Ya tanıyorlar zaten hocam. Ne diyorlar? Yürek ister. Ya hocam tanıyorlar ya. Diyorlar ki istemeyen Kürdistan'a Kuzey Irak'a gider. Bu demek ya. Yani. Dersin rahatlarsın. 6. PKK elemanlarına geniş kapsamlı af çıkarılacak. O gündemde. Daha o hani konuşuluyor ama yani o ne zaman olur? Aşama aşama tabii. Hocam PKK'yı Amerika gözden çıkardı. Bu çok önemli. PKK artık Amerika gözünde yıpranmış uluslararası alanda. Terör örgütü olarak herkes tanıdığı için yıpranmış. Ha 3-5 tane devlet buna yardım ediyor. İşte Yunanistan. Yunanistan zaten İngiltere'den izin almadan bir şey yapmıyor. Şu olabilir mi? Araya gireceğim. Şöyle bir anlaşma olabilir mi? Siz Türkiye olarak PKK üzerinde istediğinizi yapabilirsiniz. Biz de size bir garanti veririz. Biz burada Kuzey Irak'ta, Fırat'ın doğusunda otonom bir Kürdistan kurarız. Türkiye'nin de toprak bütünlüğüne de bir şey demeyiz. Onu demişler zaten bizimkilere. Yani. Bizimkiler demişler ki, ya Irak'ın kuzeyinde bir Kürdistan kuralım. Korkmayın yani, bölmeyeceğiz. Şimdi sizce. Suriye'nin doğusunda da bir Kürdistan kuralım, size bir zararı yok. Suriye'nin doğusunda doğalgaz var, Irak'ın kuzeyinde petrol var. Ama bugün İçişleri Bakanı ne demiş? Biz misak-ı milli sınırlarına dönüyoruz. Büyütüyoruz yani. Türkiye'yi büyütüyoruz. Yani bölge alıyorlar ya şimdi şeyden. 30 kilometre de olmayacak da 5 kilometre. Yani 5 kilometre bizim sınırlarımız içeri girerse misak-ı yani milli sen mi kendisini, olacak? Sen kendi sınırlarının içini koru. Bırak oraları. Yani sen kendi sınırlarının içini koru. Tabii ki Musul, Kerkük bölgesi, burası Türk bölgesiydi. Ama oraya senin girmeni engelleyen Amerika'dır. Evet. Zamanda biz neredik? Mart tezkeresinde Türkiye Amerika'yla değil, kendi girsin. Türkiye'ye Amerika izin vermedi.
Mecliste de birkaç tane namuslu adam AK Parti'den de çıktı. Bunu engellediler. Milli güçler onu engelledi. Eğer şimdi diyorlar ki bazıları, girseydik zamanda orayı almıştık biz. Ya Amerika sana dedi ki belli bir yere kadar gidebilirsin. Aşağıya inemezsin dedi. Açık bu basında çıktı. Nasıl bunu anlamıyorlar merak ediyorum. 35. paraleli. Yok, o paraleli bile bırak. Evet. Ona bile izin, 36'sın paraleli bile izin vermedi. Dedi ki Türkiye 36. belli bir yani 6-8 kilometre neyse bir 10 kilometre gider durur. Yani Türkiye'ye basında çıktı o zaman. Şimdi bunu nasıl mı çıkıp diyorlar ki biz alsaydık buraya girseydik alırdık Amerika ile beraber olsaydık diye. Amerika o zaman ne yapacaktı? Konuşuluyor. 70 bin civarında asker Türkiye'ye yerleşecekti. Evet. Güneydoğu'ya. Amerikan askeri. Çok canlı yaşadı. Amerikan askeri yerleşecek sonra çıkar mıydı? çıkmazdı bir daha. Bunu milli güçler gördüğü için... Yok milli güçler gördü de hala çıkıp profesörle televizyonda konuşuyorlar. Diyorlar ki alsaydık biz ginseydik Musul'u alsaydık. Sana Musul'u alma izni veren kim? Ha, burada madde koymuş adam. Evet devam edelim. 7. Güneydoğu belediyelerine özellik verilecek. Ve federasyona geçilecek. O günün koşullarında bu. Ya hala o yani Güneydoğu'daki gündemde belediyeler. O... Yani şimdi bu eş başkan dediğin nedir? Eş başkan demek başkan demek değil. Ne demektir bu? Başka başkanlar da var demektir. Evet. Kimdir o başkanlar? PKK'lı yetkili. Yani bu Güneydoğu belediyelerini PKK esir almıştır. Gelip tehdit ediyor. Bunu nereden öğreniyoruz? Bizim oradaki Kürt arkadaşlarımızdan öğreniyoruz. Ne diyor Kürt arkadaşlarımız? PKK belediyeleri yönetiyor. Eş başkanlık o demek. Belediye başkanına desen eş başkansın diyorlar. Asıl başkan arkada. Kim o? PKK'lı geliyor. Şunu şunu yapacaksın diyor. Zaten bu son belediyeler konusundaki gelişmeler de herhalde bunun bir herhalde değil. Bunun bir yansıması oldu. Yani çok dikkat etmek lazım. O belediyelerde görevden almalardan ziyade acaba diyorum burada belediye başkanlarının hakkında önemli belgeler varsa ellerinde bir de demek ki burada PKK'lıların işe alındığını bahsediliyor. Bunlar biliniyor demek ki. O zaman o PKK'lılar gözaltına al. Peki ben de ona bir şey ilave edeyim. Sen devlet yetkililerine de, İçişleri Bakanı'na da, Sayın Soylu'ya da söyle. Şimdi bu kadar belgeli, hazır, tespit edilmiş, suç unsuru taşıyan konuları bu başkanlar uygulamışlarsa bu son 3 ayda ya da öncesinde ama özellikle 3 ay için konuşuyorum. Çünkü ondan önceyse niye bunların seçilmesini sağladın, niye evet, seçime yani, soktun? Çok önemli. Son 3 ayda yapılmışsa peki bunların en azından bir gözaltı, en azından bir ya da hukuki açıdan ama sadece savcı ve mahkeme kararıyla gözaltına alınmalarını ve tutuklanmalarını niye sağlamadın? Şimdi bu suçlar işlenmiş, bunun olduğunu söylüyorsunuz. Doğru ya da yanlış. Buna mahkeme karar verecek. Peki niye serbest dolaşıyorlar? Ben şunu söylemiyorum, sakın yanlış anlaşılmasın. Ya hemen tutukla bilmem ne. Ama hukuki süreci işlet, buradan çıkacak olana bak. Şimdi Türkiye'nin gündemi son 3 günde bununla beraber allak bullak oldu. En önemli konular, şu ana kadar konuştuğumuz konular hepsi geri planda kaldı. Böyle bir şeye niye yol açıldı? Ben bunları merak ediyorum yani. Evet, şimdi 8. madde okuyayım. Kıbrıs'ta Denktaş deve dişi bırakılacak. Ege'de Yunanistan'ın taleplerine esnek tavır alınacak. Aynen böyle oldu. Öyle oldu. Birebir oldu yani. Şimdi telefon konuşmalarını biliyoruz değil mi? Ne diyor Tayyip Bey? Denktaş bitmiştir diyor. Ben yanlış mı hatırlıyorum? Doğru aynen öyle. Şimdi Tayyip Bey fikir değiştirdi. O zaman kim akıl vermişse ona? Onlar hala Tayyip Bey şu anda Davutoğlu'nun ekibiyle çalışıyor. Tayyip Bey Davutoğlu'nun ekibine esir olmuş. Ha, inşallah bunları kullanıyor da atacak diye düşünelim. İnşallah. İyimser bir şeyle. Ne yapalım hocam? Beklenti olarak. Ne yapalım? Öyle beklentimiz var. Çünkü şu anda Tayyip Bey'in etrafındaki adamların büyük çoğunluğu Davutoğlu'nun ekibi. Bu son gelişmeler. Bir kısmı da Gül'ün ekibidir. Ve bunlar ne yapıyorlar? Tayyip Bey bunlara yüksek maaş veriyor. Bunları kötü yola sevk ediyor. İlk işleri karnlarını boşuyorlar. Yeni karı almak için. Adama değil elini, ama örnek. Önemli bir kısmı. Var hocam biz birlikte Tayyip Bey biliyor onları kim olduğunu. Yok ya, var da yani hepsini değil. Hepsi değil koş hepsi evet, değil. Evet. Ama Tayyip Bey biliyor bunları. Bunlara veriyor 50 bin lira 100 bin lira maaş. Ondan sonra adama karılarını boşuyorlar. Gül gibi karılarını. En zor zamanlarınızda karılar yanınızdaydı. Onlar yanınızdaydı en zor zamanlarınızda. Ne zamanki keyfiniz yerine geliyor biz anlaşamıyoruz boşanalım.
1 trilyon para şey veren var. Boşanma parası. Ne diyorum? Nafaka. Yani nereden buluyorsunuz paraları siz? Nafaka. Nafaka veren var. Para vermiş boşanmak için. Nereden buluyorsunuz paraları? Yani en zengin bir kişi, iş adamı bile veremez. Mehmet Cengiz bile bu kadar parayı veremez yani. Şimdi bu Kıbrıs'ta Denktaş konusunda maalesef, ama Denktaş'ı kimse leke söylemedi tabii. Tabii. Ayrı mesele. Ama o, Tayyip Bey de... Onu saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Evet. Büyük vatansever. Ama Tayyip Bey de döndü buradan. Hı hı. Zaten döndüğü için, bu Amerika'nın planlarından, bu planlardan döndüğü için Tayyip Bey hedefe girdi. Tabii. Bunu görmüyor mu? İnşallah görüyordur. Görmüyorsa mutlaka görüyor da şimdi çıkış yolu arıyordur. Şimdi ne yaptı? Amerika'ya yakın olan adamlara Suriye politikasını devretti. Amerika'ya yakın olanlara. Onlar Amerika ile işleri kotarmaya çalışıyorlar. Yani bekliyorlar ki Amerika bize bir şey verecek. Amerika seni oyalayacak. YPG'ye, ya senin her gün söylüyorsun silah veriyor diye adamlarla görüşüyorsun ama sana gel görüşelim diyen Suriye ile görüşmüyorsun. Şimdi Kıbrıs'ta Tayyip Bey dönüş yaptı. Ama inşallah yani dönüş yaparken geç kalmamış olur. Evet. Yani şimdi şu anda gördüğümüz Amerikan politikalarına Türkiye'yi Amerikan politikaları yürütenler teslim etti. Ama ne zaman ha, şimdi, her dönüş şu da, bir önemlidir. Şu da olabilir. Tabii önemli. Şu da olabilir. Tayyip Bey demiş olabilir ki bunlara. Siz Amerikalılarla anlaşırsak bu işi çözeriz diyorsanız buyurun bakalım çözün. Çözemezse ne yapacak? Ne yapacak? Tasfiye edecek. Ya onları tasfiye edecek ya kendisi tasfiye olacak. Ya da kendi tasfiye olacak. Ya onları tasfiye edecek ya kendi tasfiye olacak. Evet. Ha, onu unutmasınlar. 9. Ermenistan'la ilişkiler geliştirilecek. Orası biraz... Abdullah Gül geliştirmeye çalıştı biliyorsunuz. Azeri bayraklarını yer çöplere attılar aman Ermeni gelen Ermeni Cumhurbaşkanı görmesin diye. Hı-hı. Bursa'da biliyorsunuz oldu bunlar. Evet, Azeri bayraklarını çöpe attılar. Hı-hı. Bir tek bu madde biraz ortada... O zamana göre yazılmış. Evet. O zamana göre yazılmış. Demek ki Abdullah Gül'e öyle bir şey. Ama Abdullah Gül bunu yalanlamamışsa... Hı-hı. Şimdi bunu neyle karşılaştırıyoruz? 1919'da Heyeti temsiliyarında Mustafa Kemal İngiliz delegesinin sadrazam damat Ferit Paşa arasında yapılan bir anlaşmayı açıklıyor. Gizli anlaşma o da. Evet, 1919 özellikle. Bak, bugünkü bu anlaşmayla onu karşılaştırmak için söylüyorum. İngiltere kendi mandası altında bir Türkiye kuracak. Sadrazam damat Ferit Paşa ile anlaşma yapıyor. Mustafa Kemal sonra bunu açıklıyor. Heyeti temsiliye adına. 2. İstanbul hilafet ve saltanatın merkezi olacak. Boğazlar İngiltere'nin gözetimine ve kontrolüne tabi tutulacak. O zamanki şeylerle bu Abdullah Gül'ün yaptığı söylendiği şeyler birbirine çok yakın. Yani teslimiyet. Somut teslimiyet. Teslimiyet. Aynı yani. 3. Türkiye bağımsız Kürdistan teşkiline engel olmayacak. 100 senelik davası emperyalizm. Emperyalizmi 100 senelik davası. Şimdi bazıları ne diyor ya. Ne kadar sabırlıymış. Şimdi ben televizyonda duyuyorum. Bir tane papaz biçimli bir adam var. Bu yeni bir sakal çıktı. Böyle uzanlar bu kadara kadar papaz gibi sakal bırakıyorlar. Müslümanlar nereden çıktı papaz sakallı meraklısı ben de bilmiyorum. Adam diyor ki bu Kemalistler. Bir ara MHP Genel Başkanı söylüyordu ona uyardık yani böyle bir şey yok. Ona İngiliz vatanını savunanlara İngilizler gizli belgelerinde Kemalist milliyetçiler diyor. Evet. Latin Amerika'dakilere Amerikalılar ne diyor? Bolivarcı sosyalistler. Asya'dakilere ne diyor? Mao'cular. Evet, bu kavramlara dikkat edin. Yani vatanını savunanlara oyuncuların ismi veriliyor. Anadolu'da, Suriye, Irak, Kafkasya, Balkan bunların hepsindekilere Kemalist milliyetçi diyorlar. 19 senesinde. Ne diyorlar? Boru hattı yapacağız. Musul petrollerini Akdeniz'e akıtacağız. Fakat önümüzde Kemalist milliyetçiler engel olarak durmaktadır diyor. Kime diyor Kemalist milliyetçi? Oradaki Kürtler, Araplar direniyorlar onlara diyor. Kendisine karşı olan herkes. Kendisine karşı olan Ortadoğu herkese Kemalist milliyetçi diyor. Evet. Unutmayalım. Bugünümüzde de başka bir biçimde aynı yaftalama, aynı algı operasyonu zaten devam ediyor. Bütün bunlara karşı biliyorsunuz Türkiye'de ne yaptılar? Bir yeniden Milli Mücadele diye bir örgütlenmeye gittiler biliyorsunuz. 70'ler. Milli Mücadeleciler diye bir şey çıkardılar. Onun oyuncularından biri
bu konuda bir kitap da yazdı. Antikomünist bir kitap yazdı. Sonra ölmeden evvel biz Üsküdar'da kendisiyle görüştük. Bana kitabını da verdi. 69'da basılan kitabını da verdi. Küçük bir pamflet gibi, yani böyle bir 40-50 sayfalık bir kitapçık. Dedi ki bizi İngilizler kullanıyormuş, fark ettim. Ve çekip gidiyorum İstanbul'dan, gitti Mersin'de mi? Orada bir yerde köyüne çekildi. Orada vefat etti. Allah rahmet eylesin. Namuslu da. Necmettin Erişen. Necmettin Erişen. Evet. Ama adam gördü bunu. Hala onlar biliyorsun Türkiye'nin önemli yerlerinde bu yeniden milli mücadeleler hala bu, iyi biliyor. Bunlar hala piyasadadırlar. Önemli yerlerde duruyorlar. Çok önemli yerde olanlar. Önemli isimler. Yani vatandaş bunları söylesek tanır. Bunlar isim vermiyoruz. Evet. Ama bunlar İngiltere'nin kontrolünde olduğunu kurucularının en önemli adamlarından Necmettin Erişen bize söyledi. Şahidim Hayrullah Şanzımi'dir. Profesör Hayrullah Şanzımi. Bir de Türkiye'nin onun tabii Harname kitabı var. Gençlere hep öneriyoruz. Bu kitabı mutlaka okusunlar diye. Hayrullah Şanzımi Türkiye'nin yetişen namuslu adam profesörlerden biridir. Bir gün televizyonda eski Kültür Bakanı bir doçente soruyor işte mezar taşlarını. Bunu oku, bunu diyor ki ben o dönemi çalışmadım diyor. Demek ki sonra ben Hayrullah Şanzımi'ye sordum. Dedim ki Mehmet Sait Doğan'a. Dedim ki hocam dedim ya. Bu taşlar dedim yani bunlar hepsi değişik dilde mi yazılmış? Dedi ki her dönemde her yazman, bu taşları yazanlar, mezar taşı yazanlar, bunlar kendi biçimlerini kullanmışlar. Yazı şekli. Yazı şekli farklıdır. Bunları okumaları çok zordur. Şimdi diyorlar ki, işte eski Osmanlıca bilseydik eski yazıları okuyamazlar dedi. Çünkü resmi diller çok ağdalıdır. Mustafa Kemal'in nutuğunu ilk okuyun kimse bir şey anlamaz ondan. Çünkü resmi dilde yazılmış. Bak güzel tanımlamalar da vardır. Biraz zorlayıp da onu anlamak gerekiyor. Tamam yok yani. Şey de vardır. Ama en güzeldi 800 sene evvel Yunus'un yazdığı dil. Tabii. Diyorlar ki Türkçe. Yani Yunus'un yazdığı dil 800 sene evvel okuyor herkes anlıyor. Annem de okusa 90 yaşında anlıyor. Evet. Onun için Türkçe konusunda hassasiyet çok. Onun için bilmiyor millet. Zaten diyor ki işte Türkçe eski Osmanlıca Türkçe yazılmıştı. Eski yazıyla bunlar anlar herkes. Shakespeare'i İngiliz anlıyor. Anlamıyor Shakespeare'i İngiliz. Doğru. İngilizler Shakespeare'i okumak için Shakespeare'in kitabının iki cilt, iki kalınlığında ciltle anlama kılavuzu yazılmış. Anlayamazsınız. Doğru. Evet oradan. Şimdi 4. Yani Kürdistan'ı engellemeyecektir diyor. 4. Türkiye İngiltere'nin Suriye ve El Cezire'deki hakimiyetini taahhüt edecektir diyor. Suriye'deki İngilizlerin hakimiyetini taahhüt edecek Türkiye. 5. Milli cereyanların önüne geçebilmek için Türkiye'de zabıta kuvveti ayrılacaktır. Milli cereyanları engellemek için zabıta kuvveti. Kim yapıyor bunu? Sadrazam Damat Ferit Paşa. Evet. Bunu gizli belgeyi Mustafa Kemal açıklıyor sonradan. Ya zabıta kuvveti milli kuvvetler. Bu bir belge. Değerli izleyiciler. Bu belge. Tarihe mal olmuş. 6. Mısır ve Kıbrıs üzerindeki bütün haklardan feragat edilecek. Neredeyse oraya götürmeye, çalışıyorlar. 7. Barış şartlarının kararlaştırılmasından sonra Zat-ı Şahane 4. maddedeki hususları genişletmek için İngiltere hükümetiyle ayrıca sözleşme yapacaktır. 4. madde neydi? Türkiye, İngiltere'nin Suriye üzerindeki şeyini kabul edecek. Bu müşterek, geldik mi aynı yerlere? Müşterek gene? Konferans toplantı şeyine benziyor yani. Şimdi demek istemiyorum ama yani o çağrıştırıyor ister istemez bu madde. Şimdu Atatürk'ün bütün eserleri kaynak yayınları cilt 5 sayfa 360. Evet. Bunu yani. Arkadaşlar bakmak isteyenler bakarlar. Çünkü o 21 küsur cilt, 22 küsur cilt. 30 cilt. 30 cilt oldu mu? Cilt. Yani bende 23 24 tane var da ondan sonraki demek ekler çıktı. Onları tamamlayalım hocam. He tamamlayalım inşallah. Şimdi tabii bunu okullara falan dağıtmak lazım. Gençlerin evet, bunları taraması lazım. Önemli şeyler var burada. Yani bütün okulların bu... Şimdi bu 19'da açıkladığı Mustafa Kemal'in heyeti temsiliye namını açıkladığı belge bu. Gizli anlaşma yapmışlar. Ne zaman? Yine 19'da. 100 yıl sonra aynı zihniyet, aynı şeyler değişmeden devam ediyor. Devam ediyor. Maalesef. Bunlar çok önemli şeyler. Bunları gençler duysun. Tabii biz gençler diyoruz. Tabii daha yaşlı olanlara bir şey demiyoruz. 60'ın altındakilere geç diyoruz zaten. Yani şimdi Amerikalılar demişler ki 60'la 65'te 85 arası orta yaştır. İnşallah. 85'e kadar orta yaşta herkes. Çünkü onlara göre orta yaş tabii.
Adam 85 yaşında dolaşıyor. Tabii bizim köylerde 85 yaşında inek sağan, inek gezdiren çapalıyan, çok dolu, belli, dolu insan var. Şehirde adamı 85 yaşına getirmezler. Evet. Abi hocam şimdi, çok önemli. Bu belgeler önemli. Açıklama yaptınız bu son. Şimdi tabii biz haritayı niye istedik biz? Haritada görsün diye. Fakat asıl bu İngiltere, Fransa ve İsrail'i söyledi. Niye? Bunlar üst sınıf. Üst sınıf, yani biz dünyadaki devletleri sınıflandırmaya çalışıyorum ben. Dünyada bir üst sınıf devletler var. Amerika ve buna bağlı İngiltere ve İsrail. Bunlar üst sınıftır. Ama Kanada ve Avustralya bunlara bağlı eklemlenmiş devletlerdir. Seçkin devletler desek. Bunlar seçkin devletler. Bunlara ben yani o zaman bir aristokrat devletleri yöneten aristokrasi vardı değil mi? Bunlar sıkıntı olduğu zaman birbirine yardım ederlerdi. Örneği nedir? Mesela Rusya'da aristokrasi sıkıntıya girdi. Çar ailesi değil mi? İngiltere ne yapıyor? Çanakkale'den 15 senesinde bunlara yardıma gidiyor. Ama Osmanlı ordusu bunları engelliyor. Eğer yardıma gitseydi dünyanın işi değişirdi. Devrim engellenirdi. Evet, en önemli. Bu çok önemli. Devrim oldu, Türkiye'de kurtuldu. Dünyada kurtuldu aslında. Türkiye kurtuldu, devrim de kendini kurtardı. Devrim de kendini, yani Rusya'yı kurtardı. Bolşevik devrim. Şimdi üst sınıf devletler ortaya çıkmakta olan, yani kendisine rakip olabilecek devletlerin önünü engellemeye çalışıyor hocam. Onun için şu anda kim var? Rusya ve Çin var. Onu engellemeye çalışıyor. İran diretiyor, kötü örnek olur, onu engellemeye çalışıyor. İran'ın direnişini kötü örnek olur diye engellemeye çalışıyor. Zaten İran'ı ambargolarla, savaşlarla, Irak'ın saldırısıyla mahvetmiş. Şimdi bu üst sınıf devletler aralarında bir dayanışma var. Kendi aralarında kavga etmiyorlar. Ama unutmayalım, bu üst sınıf devletler arasında da kendi aralarında rekabet var. Mesela Almanya Rusya ile yakınlaşınca Amerika İngiltere'ye talimat veriyor. İngiltere'yi Avrupa Birliği'ne çekiyor. Ve büyük maliyeti var İngiltere'ye. Ama ne diyor Trump? Biz onu karşılarız diyor. Özel ilişkileri kuracağız, karşılayacağız diyor. Yani hiçbir iktidar ortak kabul etmiyor. Etmiyor. Beraber yürüyebilirler ama sonuçta kendi iktidarının mutlaklığını ister. Bu da bir siyasi yasa olarak söylüyorum. Devletler içinde de öyledir. Şimdi devletleri biz sınıflara ayırıyoruz ya. Aynı şekilde uluslararası sistemde de devletin içinde nasıl sınıflar varsa uluslararası sistemde de devletler bir sınıf gibi hareket ediyor. Ve kendinden olan devletleri koruyorlar. Nasıl ki uluslararası, yani devletin içinde diyelim ki devleti kontrol eden bir burjuvazi var ya da bir kapitalist sınıf var. Değil mi? Bunlar kendi aralarında bir tehdit gördükleri zaman ne yapıyorlar? Birleşiyorlar. Dayanışmaya gidiyorlar. Dünya sisteminde de, uluslararası sistemde de büyük devletler kendi aralarında böyle bir dayanışma var. Her ne kadar gizli bir rekabet olsa da böyle bir dayanışmaları var. Almanya Rusya ile yakınlaşıyor. Amerika bundan çok rahatsız. Bunu zaten dile getirdiği tarih 13 Aralık 1989. Henry Kissinger New York'ta bir makale yazıyor. Burada çok tekrar ettik bunu. Yine edelim ki gençler bunu bilsinler. Diyor ki Soğuk Savaş bitiyor. Soğuk Savaş biterken Almanya Rusya ile yakınlaşırsa, Fransa'yı da peşine takarsa Amerika Avrupa'dan dışlanır. Atlantik'te bir ada haline gelir. Daha bundan ağır bir laf olmaz. 89, 13 Aralık 1989. Newsweek'te. 2,5 sayfalık bir makalesi var Henry Kissinger'ın. Niye biz Henry Kissinger'dan bahsediyoruz? Çünkü Amerika'nın dış politikası bununla belirli. Bir reklama gideceğim ama 2 dakikamız var. Bir ama burada bir 40 saniyesini bana ayırmanı isteyeceğim. Tamam. Çünkü ikinci bölümde yeni bir başlığa, Avrasya başlığına geçeceğiz. Bu evet. Bağlamda. Ben onu yani şimdi Türkiye göründüğü kadarıyla Tayyip Erdoğan bu Amerika ile yakın ekibe bir politika izleyin bakalım ne olacak diye bir izin vermiş görünüyor. Evet. Ama bunun arkasından YPG devleti çıkacak. Şunu söyleyebilir miyiz? Şu anda açık net, yani izleyiciler de bu konuda kafa yorsunlar ve düşüncelerini aktarsınlar. Türkiye'de devlet şu anda bir ikilem içerisinde. Amerika ile kısmi bağımsızlığı savunan daha millici güçler arasında en üst tepeden en alta kadar bu tanımlamayı yapıyorum. Bir fikir ayrılığı, kısmi bir kamplaşma var diyebilir miyiz? Kamplaşma, Tayyip Bey bunlara bir izin verdi. Bir süre sonra
Yani ama bunlar bir varlık. Bir varlık. Kamplaşma var. Ha öyle partileri falan, Babacan falan, bunlardan bahsediyorsak, bunlar zaten Türkiye'yi felakete götüren Davutoğlu ekibidir. Onlar şu anda, onu şu söylüyorum, Tayyip Bey'i varıyorum. Senin yanında onlar. Yani bu Amerika'dır doğrudan. Amerika tabii. Yani Davutoğlu oranın Amerika yöneticisi. Ya Davutoğlu yani, işte Amerikalılar yazmışlar. Yanlış politikalar izliyor, sıkıntıya doğacak diye. Bu New York, evet, Times'in şeyi var burada. Onu da bir dile getirirsiniz. Getiririz yani. O yani hayaller kuruyorlar. Ben fantazi kuruyor diye boşuna dememişim. Fantazi kuruyorsunuz. Namaz kılacak cami çok. Allah'a şükür. Evet. Tayyip Bey'in dediği gibi. Sultanahmet boş duruyor. Önce doldurun Sultanahmet'i, sonra Ayasofya'ya gelip namaz kılmayı düşünürsünüz. Doğru. Ama burada bir belge de elime geçti. Amerikan Genelkurmay Başkanlığı'nın 19 Temmuz 2013'te hazırladığı bir belge var. Orada diyor ki Suriye'deki muhalifleri silahlandıracağız, eğiteceğiz, destekleyeceğiz diyor. Yıllık da diyor 500 milyon dolara ihtiyacımız var. Bunu da Arap ülkeleri karşılıyor, biliyorsunuz. Şimdi işaret geldi. Değerli izleyiciler, bir reklam arasına gireceğiz. Hemen ikinci bölümde tanıtımlarda da söylediğimiz gibi, belirttiğimiz gibi, kanalın da belirttiği gibi, Avrasya politikalarının Türkiye ekseni etrafında ve Türkiye'nin de Avrasya politikaları ekseni içerisinde ne anlam taşıdığını şu ana kadar Sayın Gürses hocamızın anlattığı, o dile getirdiği bu büyük problemlerin hangi büyük siyasetle, hangi tarihsel bir perspektifle, ileriye dönük bir perspektifle çözümlenmesi konusunda neler yapılabilir ve Türkiye buranın neresine gelmeli, neresine götürülmeli? Aydınlar, yurtseverler, ulusalcılar, Kemalistler, bütün milli güçler, öyle söyleyeyim daha kapsamlı, bütün milli güçler bu konuda ne yapmalı sorusuna cevap aramaya çalışacağız ikinci bölümde hemen. Şimdi kısa bir reklam ajans arası, ondan sonra tekrar devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, programın bu ikinci bölümünde, birinci bölümde anlatılan, ele alınan ve değerlendirilen konuların bir alt sorun olarak görülmesi gerektiğini belirtmeye çalışacağım ve bunun üzerine Türkiye'nin önündeki yakın ve orta vade ve ileri tarihe, ileriye dönük olarak nasıl bir dünya politikası içerisinde yer alması gerektiğini, nasıl bir programa sahip olması gerektiğini ve hangi güçlerle birlikte bunu gerçekleştirmesi gerektiği konusunda Avrasya politikalarının, Avrasyacılığın, Avrasya'ya dönük bir Türkiye'nin, daha dönükten de öte Avrasya'nın içerisinde bir Türkiye'nin varlığının ne ifade edeceğini ve Türkiye'nin bütün halkıyla, ulusuyla, milletiyle, hepsini söyleyeyim her anlamda, bunlar birbirleriyle çakışan ifadeler. Bunu nasıl sağlayacağımızı, nasıl bir gündemle Türkiye'nin tartışma alanına sokulması gerektiğini hocamla beraber değerlendirmeye çalışacağız. Şimdi Avrasya önce nedir? Ben bir şöyle söyleyeyim, 2 Ağustos 2019 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Nurlan Nikmatulin, Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu Meclis Başkanı. Yani bugün Avrasya'nın tam merkezindeki bir ülkenin, eski Sosyal Sovyetler Birliği'ne bağlı sosyalist bir ülkenin meclis başkanının bir yazısı var. Son derece önemli. Burada konuyu kısaca bağlamak için Avrasya'nın nasıl bir güç olduğunu rakamlarla belirten bölümünü size aktarmak istiyorum. Lütfen dikkatle izlemenizi de ayrıca rica edeceğim. Günümüz dünyasının iskeleti olan Avrasya, dünya nüfusunun %65'ini, böyle tek tek okuyorum ki akılda kalsın diye, enerji kaynaklarının %75'ini ve küresel gayri safi hasılanın %40'ını kapsayan en büyük kıtadır.
kıtanın farklı bölgeleri arasındaki ekonomik sistemlerin çeşitliliği, gelişme düzeyindeki büyük dengesizlik ve giderek artmakta olan bölgeselciliğe yönelik eğilim, Avrasya'yı tek bir ekonomik varlık olarak tanımlamamıza engel olmakta. Bu da işin engeli. İşte Avrasya, burada belirtilen rakamlarla ve özelliği, ana özelliğiyle böyle bir kıta. Şimdi dünya şu ikili sistemin içerisinde. Avrasya ve Atlantik. Biz 1945 yılından, özellikle 46'dan itibaren Atlantik sistemi içerisinde yer alıp bugüne gelen bir ülkeyiz. Ve içinde yaşadığımız süreci değerlendirme niteliğine sahipsiniz. Bunları uzun uzun anlatmak belki önemli ama bilinen ve yaşanan bir süreç. Ben sadece şurada bir kitabı öneriyorum değerli arkadaşlar. Bu sürecin ana dinamiklerini ve Türkiye'yi Atlantik sistemine bağlayan 1946 CHP yönetimindeki tek parti iktidarıydı ve onun içerisinden tam teslimiyeti sağlayan Demokrat Parti iktidarına geçişin belgesel bütün nitelikleriyle, bütün her şeyiyle ortada olan söylemleri, konuşmaları, meclisteki tartışmaları, Sayın Profesör Doktor Çetin Yetkin'in Karşı Devrim 1945-1950 adlı kitabını, böyle tek kelimeyi kullanayım izninizle, şiddetle ve büyük bir istekle, büyük bir kararlılıkla tavsiye ediyorum. Bu kitabı mutlaka ve mutlaka okuyun değerli izleyiciler. Biz buraya nasıl geldik sorusunun cevabı bu. CHP bugün, o günlerden bugüne, bir burada söyleyeceğiz ve şu anki CHP Genel Başkan Yardımcısı Dışişlerinden sorumlu, bunların görüşlerine kadar nasıl bir çakışma ve 80 yıllık bir düzgün doğrusal gelişme olduğunu da görme açısından onu da okuyacağız, söyleyeceğim. Verdiği demeçler. Bütün bu sürecin tersine dönmesinin temel dünya tarihi açısından bir kamplaşma sürecinde Avrasya tercihinin niçin doğru olduğunu ben değerli hocama sözü bırakarak kendisinin devam etmesini söyleyeceğim ama bir şey de hocam birkaç saniye ve şunu da geçen haftalar içerisinde Antalya'da büyük bir konser oldu. Bu Angelina Lopez'in verdiği konser. Değerli izleyiciler, onunla ilgili haber hiç dikkatinizi çekti mi? Bunu özellikle söyleme gereğini duyuyorum. Bunu bir vicdan borcu olarak belirtmem gerekiyor. Hocama da program öncesinde söyledim. O biletin, o programın, o müzik programının, Angelina Lopez'in programında bilet fiyatlarını size aktarmaya çalışacağım. Çalışacağım değil, gerçek bu. Ayakta bilet, yani o tiyatro, Aspendos galiba tam yapmıyorum ama orada ayakta bilet fiyatı 4000 lira. Koltuk bilet fiyatı 7000 lira. 4 kişilik loja fiyatı, dikkatinizi çekiyorum lütfen, 20.000 dolar. Yani 110 bin lira civarında bir rakam. Ve bu tiyatro doluyor ve bu tiyatro salonunda bu fiyatlarla biletler bir de kara borsaya düşüyor. Düşünün onu da. Şimdi böyle bir Türkiye'de yaşıyoruz ekonomik olarak. Yani burada bu bilet fiyatlarını verip orada konser izleyen ve bu parayı hiç göz önüne almayan, bir iki saatlik program için harcayan bir kesim. Ve bunun tabii sayıları oldukça da yüksek, burada kalmıyor. Ve bir taraftan da Türk işin 30 lira, 50 lira, 100 lira zam almak için verdiği büyük mücadele ve memurlar şu anda ve çiftçinin durumu. Bu büyük ekonomik çelişkiler yumağı içerisindeki Türkiye'nin ve yoksulluğun bu kadar, işsizliğin bu kadar geliştiği bir Türkiye'nin de kurtuluş yolunun, çok uzun ve ayrıntılı bir program konusudur, yine Avrasya politikalarını, Avrasya içerisinde deminki rakamlarla belirtilen enerjisiyle, maden yataklarıyla, nüfusuyla dinamik Avrasya'nın içinde yer almakla olacağını ben kişisel olarak değerlendiriyorum. Durumu da öyle görüyorum. Buyurun, söz sizin başkanım. Şimdi
O Çetin hocamın, tabii bizim 1980'de hocamızdı. Biliyorsunuz 1977 olaylarını da araştırırken oranın o dönemin araştırma savcısı. İstanbul savcısı. Soruşturma savcısıydı. 1 Mayıs 1977 olaylarını da soruşturan. Sonra onu yani görevden aldılar. Aldılar. O da üniversiteye döndü. Evet. O Kaş Devrim kitabı, daha başka kitaplar da var. Çetin Hoca sağlıklar diliyoruz kendisine. Evet. Bir de Soner Polat'ı da burada kitabını söyleyelim. Jeopolitik Rota kitabı çok önemli. Özellikle bunu gösterir misiniz? Bunu izin verirsen bir iki cümle söyleyebilir miyim? Ya tamam. Da siz söyleyin. Buyurun. Yani Soner Polat komutanımızı, Cumhurbaşkanı Soner Polat Hoca komutanımızı ne ifade ettiğini bu kitabı okuyacak göreceksiniz. İzleyicilerimizin büyük bir kısmı, öyle tahmin ediyorum, zaten kendisini biliyor. Yani Soner Polat komutanımızı biliyor. Ama bu kitapta Türkiye'nin jeopolitiği konusunda çeşitli yerlerde yazdığı konuşmalar, yazılar bir araya geldi. Kaynak Yayınlarından yeni çıktı. Bunun üzerinde, kitap üzerinde konuşmak için kendimde yetki görüyorum. Çünkü burada hem okudum bunu çok kısa bir sürede, hem de zaten devamlı yayınlanmış, yazılmış yazılar mutlaka ve mutlaka okunmalı. Ve böyle bir kuvvet komutanının, bir değerli amiralin, bir komutanın görevden niçin alındığını da ve Ergenekon balyoz sürecinde niçin tutuklandığını da gerçekten değerlendirilmesi gereken bir konu olarak sizin düşüncenize havale ediyorum. Sizin de söyleyecekleriniz var tabii, muhakkak. Soner Paşa yani Türk ordusu içinde en namuslu diyeceğimiz komutanlardan biri. Mutlaka gençlerin bunu okumasında fayda var. Yani gençler bu deneyimleri yaşayan insanlardan duymasında fayda var. Çok önemli bir şey. Hele bu Doğu Akdeniz, Ege, Kıbrıs meseleleri çok gündemde. Bu kitap öğrencilere, gençlere çok önemli bilgiler verecektir. Kesin eminim yani, mutlaka. Sağlıklı uzun ömürler diliyoruz Soner Paşa'ma. Tabii, aynen. Saygılarımızı da sunuyoruz. Bu arada Mehmet Ulusoy'un kitabını da söyleyelim. Mehmet Ulusoy biliyorsunuz, evet, çok verimli bir abimiz, arkadaşımız. Yeni senin abi benim arkadaşım. Yeni bir kitabı çıktı. Evet, bunu da tanıtalım. Burada çürümenin estetiği derken, yani burada sanat, edebiyat, kültür açısından dünyadaki ve Türkiye'deki çürümenin bu Atlantik sistemi içerisinde nasıl geliştiğini ve Atlantik sistemi içerisinde nasıl satıldığını, bu çürümeyi, yaşadığımız bu çürümeyi hangi boyutlarda yaşadığımızın nedeninin içini bu eksende, yani ona, sanat, edebiyat. Ona işte Marx ne diyor? Yanlış bilinç. Evet. Yani bu bütün olumsuzluklara biz şimdi bu yanlış bilinci şeye de uyarlıyoruz. Yani uyarlamıyorlar da biz tabii Marksist kesimi uyarıyorum. Bu tür şeyleri bak, bu Marksizmin verdiği bütün bu bilgileri kullanın. Bunlar önemli şeylerdir. Önemli yol göstericiliği var. Şimdi siz belediye başkanlarını görevden alıyorsunuz. Sonra tekrar aynı insanlar, aynı partiden belediye başkanları seçiyor. Bu insanlara kızıyorsunuz. Marx'ın böyle tanımlaması var. İşçi sınıfı neden kapitalistlere oy verir? Değil mi? İşçi sınıfı kapitalistlere oy verir. Bunu Marx şey olarak açıklıyor. Yani eleştirenler var Marx'ı. Ama hayatın pratiğinde görüyoruz ki Marx burada haklı. Yanlış bilinç var. Herkes bekliyor ki aman kapitalistlerden bize de damlaya damlaya göl olur. Olmaz böyle bir şey. Evet. Onu çok beklersiniz. Onun için kendisi için sınıf olma evet, meselesini onu esas alıyor. Çok beklerler. Ama Mehmet Ulusoy çok üretken bir arkadaşımız. Ve yani burada o çürümeyi sanat estetik açısından ele alıyor ama evet, toplumsal çürümenin her yönüyle, ekonomik, sosyal, kültürel yönüyle de bu çürümenin nedenleri ve gelişmesi Türkiye'deki uygulanması açısından da önemli ipuçları veriyor ve siz devam edin. Şimdi ben iki tane alıntı yapacağım. Bir 1896'da İngiltere'nin sömürgelerden sorumlu bakanı Joseph Chamberlain bir ifadesi var. Diyor ki pasif kalırsak Afrika kıtasının önemli bir kısmı ticari rakiplerimizin eline geçecek. Dünya ticaretinin büyümesi için ele geçirdiğimiz alanları uygarlığın temsilcisi olarak geliştiririz biz diyor. Biz yapacağız bu işi diyor. Rakiplerimize izin vermeyeceğiz diyor.
Şimdi bu 1896. Sömürgeler Bakanı söylüyor bunu. Evet. 1992'ye geliyoruz. Amerikan Savunma Bakanlığı yardımcısı, Savunma Bakanı Müşteşar o zaman, Wolfowitz bir gizli rapor hazırlıyor. Amerikan Başkanlığına gizli bir rapor hazırlıyor. Diyor ki, Soğuk Savaş bitti. Uluslararası sistem yeniden yapılandırılacak. Mutlaka biz başka ülkelerin bize rakip olarak ortaya çıkmasını engellemeliyiz. Hı hı. Şimdi bu Chamberlain'in 1896'da söylediğinin yeni bir versiyonu. Demek emperyalizm aynı şeyleri söylüyor. Evet. Şimdi rakip olarak kimi görüyorlar? Şu anda Almanya Rusya ile yakınlaşıyor. Yani Rusya bir rakip. Almanya ile yakınlaştığı için Almanya tehdit. Hı. Çin önemli bir rakip. Mesela bir belge buldum. Times of India'da yayınlanmış. Sonradan Hindistan Savunma Bakanı diyor ki, Hindistan için bölgede en büyük tehdit Çin'dir diyor. Evet, şimdi tam Avrasya'nın göbeğine geldik. Göbeğine geldik. Şimdi haritaya şimdi, baktığımız zaman. Haritaya bir bakalım da. Şimdi Çin'i etraftan çevirmeye çalışıyor. Bir saniye hocam. Biz bu konuda 5 Ağustos günü Sayın Dışişleri Bakanı'nın yaptığı bir konuşma var. Büyükelçiler toplantısında. Onu bir dinleyelim mi? Tamam. Onu bir rica edelim. Rejiden rica edelim. Dünyanın hızla ağırlık merkezi haline gelen Asya kıtasıyla ilişkilerimizi planlı ve odaklı bir şekilde geliştirmek, ülkemizi diplomasi alanında düşünce merkezlerinden biri haline getirmek amacıyla yeni girişimi ilk kez bugün buradan açıklıyoruz. 21. yüzyılda ekonomide ve diplomaside sahada ve masada etkili olmak Asya ile el ele olmayı gerektirir. Asya dünyanın ekonomik merkezi haline gelmektedir. Uluslararası toplum Asya'da daha fazla yer almak için bir rekabet halindedir. Halbuki dünyanın bu en dinamik bölgesinde bizim köklerimiz derindir. Avrupa'da ve Avrupalı olmak gibi Asya'da ve Asyalı olmak da bizim için değerlidir. Bizi biz yapan, özel yapan hasletlerden biri bu iki saç ayağında yükselmemizdir. Mevcut yaklaşımımızı zamana uyduracak ve geleceğe taşıyacak yeni bir açılıma ihtiyaç vardır. Asya'nın farklılıklarını gözeten, ancak bölgeye bütüncül bakabilen yeni bir politikayı oluşturma zamanı gelmiştir. Yeniden Asya, yani İngilizce'de Asia New adını verdiğimiz açılımı bugün buradan ilan ediyoruz. İlişkilerimizi bundan sonra bütüncül bir çerçeve dahilinde daha da ilerleteceğiz. Bu yaklaşım, sahada ve masada güçlü olan girişimci ve insani dış politikamızın temel özelliklerini yansıtacaktır. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarını dikkate almayan adımların başarıya ulaşmasına izin vermeyeceğiz. Kıta sahanlığımızda faaliyetlerine başlayan Fatih sondaj gemimizin ardından Yavuz sondaj gemimizde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye petrollerine ruhsat verdiği alanlarda çalışmalarına başladı. Biz her zaman ve her şartta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmaya devam edeceğiz. Kıbrıs bizim milli davamızdır. Hiçbir çözüm modelini dışlamıyoruz. Sonuç odaklı müzakereye varız. Ama sırf müzakere yapmak için, sırf müzakere yapmış olmak için, masaya oturmak için yeni bir süreç başlatmanın hiçbir yararı yoktur. Ne bize, ne Yunanistan'a, ne de Kıbrıs'ta iki tarafa. Bizimle işbirliği zemininde buluşun, herkes kazansın. Evet değerli izleyiciler, Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nu dinlediniz. Kelimesi kelimesine hepsine katıldığım bir anlayış. Fakat 5 Ağustos'ta söylenen bu bir devlet politikası olarak, Dışişleri Bakanı yanlış söylüyorsam düzeltin, devlet politikası olarak bu herhalde söylenmiştir. Yoksa kendi başına, kendi niyeti olarak bunu ortaya koymuş olamaz değil mi? Yani bir siyasi karar vardır, o kararı bir siyasi karar. Yani. Bu bir Avrasya politikasıdır, bizim de savunduğumuz. Ve dünyadaki bu eksen ayrışmasında, yani Atlantik ve Avrasya eksenindeki gelişmeler içerisinde Türkiye'nin yönünü de bu konuşmasıyla Avrasya eksenine oturtma anlayışının belki de şu ana kadar söylenmiş resmi ağızdan ilk ifadesidir.
Bu bakımdan son derece önemli. Şimdi şeyi hatırlayacaksınız değerli izleyiciler, siz de hatırlarsınız. Bizim bu son 20 yıl içerisinde ki ordudan gelen sesler olarak Sayın Orgeneral İsmail Karadayı Genelkurmay Başkanlığı yapmış. Sayın Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu Genelkurmay Başkanlığı yapmış. Sayın Orgeneral Tuncer Kılıç Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği yapmış. Sayın Orgeneral Necati Özgen bu da kuvvet komutanlığı yapmış. Çok değerli komutanlar Avrasya siyasetini ta 1999'dan itibaren ordu içerisindeki en yetkili ağızlar olarak dile getirdiler. Fakat çok ilginçtir. Bunların hepsi biliyoruz yavaş yavaş bir tasfiye edildiler. Yani bunları söyledikten sonra bunların tasfiye süreçleri pardon, hepsinin ayrı bir hikayesi var ve son derece önemlidir. Şimdi böyle bir ordu içerisinde ve toplumsal yapıda bir Avrasya geleneği zaten var. O demin Kazakistan parlamento başkanının da konuşması, yazısı o uzun tabii onu burada okuma şansımız yok. Bu haklılığı yani Avrasya siyasetinin Türkiye'nin geleceği için büyük bir haklılık payı taşıdığını, mutlak haklılık ve mutlak bir hakikat payı taşıdığını ortaya koyuyor. Fakat Türkiye toplumu bunu tartışmıyor. Ben şöyle düşünüyorum, yanlış düşünüyorsam da söyleyin. Yani Türkiye bunu tartışmalı. Eğrisiyle, doğrusuyla, haklılığıyla, haksızlığıyla ve Türkiye toplumunun orta ve uzun vadede, yakın vadedeki geleceğinin, huzurunun, adaletinin, eşitliğinin, kaynağı, ekonomik kalkınmasının, bağımsızlığının, Kemalist modelin, halkçı modelin bu sistem içerisinde, yani dünya ekseni açısından ayırdığımız Avrasya sistemi içerisinde gerçekleşebileceğini ya da gerçekleşemeyeceğini karşı taraflarda olur. Türkiye'nin gündemine taşımak gerekiyor. Şimdi Avrasya siyaseti konusunda ne düşünüyorsunuz? Söz sizin, buyurun. Ben yine başladığım yerden devam edeyim. Buyurun ama buraya Chamberlain'in ve Wolfowitz'in açıklamalarını söyleyeyim. Demek ki uluslararası sistem 1990-91'de kırılan uluslararası sistem 29 seneye yakın bir zamandır 30 seneye geliyor. Kurulamadı. Kurulamayınca 1997'de yine Wolfowitz'in bir makalesi var. Diyor ki 10 sene içinde uluslararası sistemi yeniden kontrol altına alamazsak kontrol altına almakta artık zorlanabiliriz. Alamadılar ve zorlanıyorlar şimdi. Şimdi Çin'i kuşatmaya çalışıyorlar. Yani 1947'de başlayan o containment denilen çevreleme politikası var Amerikan dış politikasında ya. Şimdi evet. Tekrar Çin'i kuşatmaya almaya çalışıyorlar. Hong Kong'da İngilizler karıştırmaya başladı Hong Kong'u. Hong Kong'un ilk yani İngilizlerin ilk Çin'le kavgası 1842'de başlıyor. Nedir o? Uyuşturucu sokuyorlar buraya kontrol etmek için. 1848'de Amerika Çin'e ultimatum veriyor. 1848. Diyor ki Çin korumacı bir politika izliyor. Kapıları kapatıyor. Ülkeye uyuşturucunun girişini engellemek için. O zaman tabii İngiltere büyük emperyalist ülke serbest ticareti savunuyor. Şimdi karşı çıkıyor. Demek ki emperyalist ülkeler keyfi yerinde oldu mu serbest ticaret. Sıkıştı mı milli ekonomi. Bizdeki sermaye grupları gibiydi. Ve bizdekiler farklı. Bizde her zaman serbest olsun diyorlar. Ama sıkışınca hemen devlet diyorlar. Sıkışınca devlete elini uzatıyorlar bizi kurtar diye. Şimdi Çin'i çevirme politikasında Hong Kong 1997'de Çin'e devredildi. Süresi doldu. 99 yılına kiralanmıştı. Evet. Unutmayalım Çin kendini korumak için elinde gelen her şeyini yaparken Amerika Çin'e ultimatum veriyor. Diyor ki kapıları açmazsan bunu savaş nedeni sayarım. Bunu niye yapıyor? Mal satacak. Şimdi artık emperyalizm o zamandan daha kötü durumda. O zaman ona emperyalizm demiyoruz. Kolonyalizm diyoruz, sömürgecilik diyoruz. Hı hı. Emperyalizm şimdi o günkünden daha zalim. Irak'ı alıyor, malını alıyor. Diyor ki Irak'ı seni alacağım, yönetimini darmadağın edeceğim, ülkeni de böleceğim, malını da alacağım. Para da vermeyeceğim. O zaman hiç olmazsa mal satacağım, paranı alacağım diyordu. Şimdi onu da demiyor. Canını da alacağım. Şimdi canını da alıyor. Doğru, canını da alıyor. Yani bir daha artısı. Şimdi tabii buna Amerikalılar artık diyorlar ki bizim için savaşacak ülkeler varken biz niye savaşalım? Amerikan politikasında şimdi bu var. Arkadan takip ederim diyor. Libya'da aynısını yaptı değil mi? Almanya'nın peşine takılmasını engellemek için, Fransa'nın Almanya'nın peşine takılmasını engellemek için ne yaptı?
Fransa'ya Libya'yı verdi. Libya'ya kan gölüne döktü. Yani Libya'ya paramparça ettiler orayı. Evet. Bunlar hakikaten zalim. Zalimlik bunlara az gelir. Yani bu ve bu zalimlerle işbirliği yapan Müslüman ülkeler var. Türkiye'de bazı dönemlerde bunlarla işbirliği yaptı. Şimdi bu Haşr suresinin 16. ayetinde İblis diyor ki ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. İblis böyle diyor. İblis de şeytan. Diyor ki ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Bunlar Allah'tan da korkmaz. Bunlara ben ultra laik Müslümanlar diyorum. Nasıl, ne demek ultra laik, ultra Müslümanlar? Müthiş bir retorik, bir ironi, açıklayın onu. Niye ultra laik diyorum bunlara? Çünkü bunlar para ve güç peşindeler. Hep dünyevi çalışıyorlar. Laiklik dünyevilik zaten. Evet. Dünyevi çalışıyorlar. Bunlar şeytan Allah'tan korkuyor, bunlar korkmuyor. Ama Allahçı geçiniyorlar. Ya bunlar parayı bulduğu an önce karılarını boşuyorlar. Sonra kendinin dışındaki kimseye su bile vermiyorlar. Şimdi bu dönemde gidin bir herhangi bir kuruma. AK Partili bir yönetici size hiçbir zaman yok demez. Güler yüzle karşılar eder. Ama kendi dışındaki insana su vermezler. O zaman ben gideyim abi. Su vermezler ama. Eğer İmam Hatip'ten falan mezun değilsen su da vermez. Her İmam Hatip'i değil ama. Yani. Onlardan olan İmam Hatifli olacak. Evet. Benim bir öğrencim var İmam Hatifli. Savcılık sınavına girdi. Savcılık sınavında baktılar ki bu İmam Hatifli ama yani onu soruyorlar partili bağı var mı? Yok parti bağı yok. Dediler ki ona Bülent Ersoy kadın müdür erkek midir? Çok zor bir soru. Kız da hukukçu. Ne dedi? Hukuken kadındır. Dediler ki sen Allah'ın işine mi karışıyorsun kardeşim? Bu kadın değil erkektir. Allah öyle yaratmış. Kızı savcı yapmadılar. Müthiş bir şey ya. Yani erkek deseydi diyeceklerdi ona ki ya bu adam kadın artık. Evet. Kadın dedi yanında yaranamadı. Yani her durumda bunlar bir bahane buluyorlar. Şimdi alınmasınlar. Bunu deneyeceğim hocam burada ya, söylüyorum. Bunlar alınmasınlar bu işe. Şimdi Hong Kong'a İngilizler bastırıyor. Çin'i çevirmek için. Tayvan'a bugün çok önemli silah aktarımı anlaşması yaptılar. Tayvan'a. Milliyetçi Çin biliyorsunuz. Evet biliyorum. Tayvan. Hong Kong'un da %90 küsürü falan Çinlidir. Çin de Hong Kong üzerinden dünya pazarlarına önemli ticari aktarımlar yapıyor. Çok önemli. Hong Kong küçücük bir yer. Yani nüfusu galiba 4 milyon. Yok 7,5-8 milyon civarında. Ben şimdi önümde kaynaklarda vardır ama Hong Kong'u 7,5 milyon. 7,5. 2016 şeyi 7,5 milyon. %92'si Çinli. Şimdi Hong Kong, İngilizler bunu artık İngilizleştirmiş burayı. Fakat Çin çok akıllı davrandı. Buradaki sistemi bozmadı. Dünya ticaretinde burayı aracı olarak kullanıyor. Çin 1 milyar 380 milyon nüfus. Şimdi Çin buraya, İngilizler kendi başına yapmıyor bunu. Amerikalılar öyle istiyor. Çin'i çevirecekler. Tayvan bir tarafta, Hong Kong aşağıda, Kamboçya'nın orada. Şimdi Hindistan'ın kuzey batısında Pakistan var değil mi? Evet. Pakistan'la Hindistan'ın kuzeyinde Keşmir bölgesi var. Çok Cammu Keşmir diyoruz. Son dönemdeki en önemli gelişme. Şimdi buranın nüfusu 12,5-13 milyon. Yani 2011 rakamları şimdi olsun 15 milyon. Nüfus çok artıyor burada bu toplumlarda. Şimdi buranın bir özel bir statüsü var. İki tane özel statü bölgelerden bir de Tamil Nadu bölgesi var güneyde, en güneyde. Sri Lanka'nın kuzeyindeki Tamil bölgesiyle Hindistan'ın güneyindeki Tamil bölgesi biliyorsunuz bunların ilişkileri var. Hindistan'ın güneyindeki Tamil bölgesi üzerinden bu Sri Lanka'ya silah yardımı gidiyordu. Hı hı. En son Sri Lanka İngiltere'ye yanaştı. Sri Lanka hükümetinin Tamil bölgesini tasfiye etmesine İngiltere izin verdi. Havadan bombaladılar şehirleri her tarafı. Oradaki Tamil hareketini yok ettiler. Ama desteğini Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu bölgesinden alıyordu. Kuzeyde de Keşmir bölgesi var. Cammu Keşmir deniyor oraya. Şimdi buranın 12-15 milyon nüfusu olsun diyelim. Bunun bir kısmı Pakistan'a, bir kısmı Çin'e, bir kısmı da Hindistan'a ait. Fakat buranın özel bir statüsü vardı. Bu statüde özellik. Yani zaten iki tane bölge burası. Ayrı bölge Hindistan'ın içinde. Bu statüyü Hindistan kaldırdı. Kaldırırken ne yaptı? Buranın öyle bir statüsü vardı ki bir madde şöyle diyor.
dışarıdan gelen birileri buradan toprak alma izni vermiyor bunlara. Niye vermiyor? Bunlar Keşmirli Müslümanların güvencesi. Çünkü Hindistan'da bir sürü zengin var. 1 milyar 300 milyon nüfusu var. Gelip burada istedikleri zaman bütün bölgeyi satın alırlar. Rahatlıkla yani. O zaman işte bunu engellemek için böyle bir madde koymuşlardı. Bu maddeyi kaldırdılar. Durup dururken Hindistan bunu niye yaptı? Çünkü Amerika ile İngiltere... Özelliği de kaldırdı. Özelliğini kaldırırken bu maddeyi de kaldırdı. Bu madde çok önemli. Bu madde bölgeyi Müslümanlardan temizlemek için kaldırıldı. Şimdi Çin için Pakistan çok önemli. Hint Okyanusu'na ve Körfez'e, İran Körfezi'ne inen yol Pakistan üzerinden geçiyor. Hani Hürmüz Körfezi'ne tabii, inen... Tabii tabii. Şimdi ya, Çin için çok önemli. Demir yolu şeyi oraya geliyor. Zaten, yani, zaten burada Çin-Pakistan ekonomik koridor diye bir koridor yapıyorlar. Evet. Çin-Pakistan ekonomik koridoru. Bu koridor burası. Şimdi Amerika Çin'i kuşatmak için Hindistan'ı devreye sokuyor. Ama İngiltere üzerinden... Zaten Hindistan, İngiltere'nin, her şey İngiltere'nin kontrolünde Hindistan'da. Tamam. Ha. Ama Amerika İngiltere'yi kullanıyor bu işte. İngiltere'ye de karşılık başka kurtarma operasyonları yapacak. Çünkü İngiltere şu anda Brexit nedeniyle çok sıkıntılı durumlar yaşıyor. Yani can derdine düşmüş. Tabii İrlanda, Kuzey İrlanda ben girmem, kabul etmem diyor. İskoçya ben kabul etmem diyor. Yani İngiltere'nin büyük sıkıntıları var. Şimdi Pakistan burada çok önemli. Ama Pakistan'da biliyorsunuz Hindistan 1970'te nükleer deneme yaptı. Aslında Çin'e karşı bir mesaj. Batı'nın verdiği teknolojiyle yaptı bunu. Çin ne yaptı? Hindistan'a el altından nükleer bilgi vermeye başladı. O zaman görevde kim vardı? Bhutto vardı. Zülfikar Ali Bhutto. Bhutto'ya ne yaptılar? 88'de bir darbe girişimi, Ziya-ul-Hak darbe girişimiyle Bhutto'yu devirdi. 78'de devirdi, 77'de devirdi, iktidara geldi. 79'da Bhutto'yu astılar. Demirel o zaman yalvardı. Gönderin Türkiye'ye bunu diye. Devreye soktu, bir sürü insana göndermediler. Astılardı. Tek suçu ekonomi numara bunlar. Tek suçu nükleer silah geliştirme çabaları. 83'te bir yeraltı denemesi yaptı Pakistan. 88'de Bhutto'yu uçakta öldürdüler biliyorsunuz. Amerika'ya hizmet edenleri böyle tasfiye ediyorlar. Amerika'ya hizmet etti. Uçakta Amerika kendi büyükelçisi için öldürdü onları. Komutanlar da içindeydi. Patlama oldu havada, öldüler. 98'de Hindistan büyük birkaç tane arka arkaya büyük deneme yaptı, nükleer deneme. Hep bunlar Çin'e gözdağı vermek için. Çin ne yaptı? Pakistan'la işbirliğiyle Pakistan yaklaşık 10 gün sonra bir deneme yaptı. Nükleer deneme. Ondan sonra Pakistan'da karışıklık durmadı. Bhutto'nun, Zülfikar'ın kızı da biliyorsunuz bir önce bir suikast girişimi yapıldı, ikinci de öldürüldü. 10 dakikamız var. 8 dakikamız var. O kadar mı az kaldı? Daha yeni başladık da. Doğru ama şimdi gerçek bu. Bu Pakistan üzerinden hem İran Körfezi'ne Çin uzanıyor hem de Hint Okyanusu'na uzanıyor. Başka Hint Okyanusu'na uzanacak yolu yok. Evet. Çok önemli bu. Doğru. Hint Okyanusu biliyorsunuz. Burada haritada görünmüyor ama Hindistan'ın güney tarafında burada belli bir adalar grubu var Hint Okyanusu'nda. Bunlar Indian Ocean diye geçen. Indian yazılan yerin orada adalar var. Bu adalara İngilizler burada üsler kurmuş. Askeri üsler. Amerikalılar da bundan yararlanmıyor. Evet. Şimdi Çin'i engellemek için bu Pakistan'ı karıştırmaya, Pakistan'ın insan gerginliğini bundan yarattılar. Şimdi bu arada Yemen'i de karıştırdılar biliyorsunuz. Evet, Yemen'de. Yemen biliyorsunuz, Yemen'in kuzeyi ve güneyi var. 90'da bunlar birleşti. Güney Yemen sosyalist bir ülkeydi. Biliyorum. 1967'de orada sosyalist bir yönetim kurulmuştu. Milli Kurtuluş Hareketi sosyalist bir yönetim kurdu. Yönetim kurulmuştu. Güney Fakat Yemen. Şimdi onlar birleşti. Yemen'in batı tarafında Şiiler var. Ve batı tarafı biliyorsunuz Kızıldeniz'e giriş. Evet. Bundan çok rahatsız Amerika. Çünkü burada İran'ın etkisi var diye çok rahatsız. O bölgeyi de Yemen'i onun için Yemen'in tam kontrol altına almak için sürekli kargaşa çıkardılar. Şimdi bombalıyorlar. En sonunda tabii İran'ın gücü yetmeyecek burayı tam kontrol korumaya. Buradaki Şiiler de Arap yani. Onlar da Şiiler de Arap. Onlar da onu tasfiye edecekler. Önemli bir nüfus ama. Bir bilgi vereyim de bakın şimdi bu yani Hindistan meselesinde
Keşmir olayında Hindistan'ın da Suudi Arabistan'la ve özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ile çok büyük ticari anlaşması var. Ya yani Birleşik Arap Emirlikleri şurada küçücük 3 tane ülke, işte Oman orada yazıyor zaten. 100 milyar dolarlık Hindistan'la onların arasında ekonomik bir alışveriş. Onu tabii kendileri yapmıyor. Var. Onu yapan İngiltere, Amerika. Yani Hindistan'a destek olsun diye. Evet, Hindistan'ın oraya ve emperyalizme olan bağımlılığı ama aynı zamanda bir de bir bağımsız bizim gibi. Yani. Onlara bir eklemlenmiş, eklemlenmiş ülkeler onlar. Evet. Yani emperyalizme eklemlenmiş ülkeler. Evet. Şimdi buradan hocam biraz hızlı giderek şey yapsak bu Avrasya konusuna bağlayarak bunu bir bu kuşak yol projesine ve buranın geleceği ne olacak? Yani Çin'e karşı söyleyeyim. Biz bu konuyu Türkiye'nin gündemine oturtana kadar Avrasya konusunu bu tartışmada... Ama burada şunu söyleyelim tabii yani. Evet, yani bir uluslararası Avrasya konferansı toplanırsa, yani bunu İşçi Partisi daha önce yapmıştı. Biz de orada konferansa katılmıştık. Maçka Oteli'nde orada yapılmıştı. Evet. Eski Maçka Oteli. Şimdi yok yerinde tabii. Ama bu bir üniversitenin şeyinde, salonunda uluslararası Avrasya konferansı yapılabilir. Hı. Avrasya neresi? Ta şeyden, Almanya'dan başlıyor, Macaristan'dan başlıyor, Çin'e kadar uzanan bu coğrafya. Niteliği belli, gücü belli. Aha, yani bu, ve bu bölge büyük anlamda sosyalist devrimleri yaşamış. Yani bu da anti-emperyalist nüvelerin barındığı yer burası. Evet, çünkü her zaman söylüyorum, yani. Gelişmiş Batı bir aristokrasi sınıfı gibi dayanışma içindeler. Onlar kendi de yani zengin başka ülkelere dayanışmaya girmiyorlar. Hı-hı. Kendi işlerine dayanışmaya giriyorlar. Yani bir seçkinler ülkesi bunlar. Yani Avrupa'daki ülkeler. Ama Avustralya ve Kanada ne yapıyor? Onlar da İngiltere'ye eklemlenmiş ülkeler. Evet. Avustralya açıklama yaptı. Ben de asker gönderirim diye yere Amerika istersen. Zaten son açıklaması Avustralya Başbakanı da bu İngiltere, Amerika ve yani üçlü dörtlü bir konferansın da içerisine girdi. Çin'e karşı. Ama olan, unutmayalım. Şu Endonezya'nın en ucunda bak öyle ufak bir sarı yer görünüyor. Görüyor musun? Endonezya adalar ülkesidir. Endonezya şimdi başkenti yukarıya taşıyacak. Çok o en ucunda küçük bir sarı yer görünüyor. Orası evet. Doğu Timor'dur. Ya çok Doğu Timor'da ayaklama çıkardılar. Doğu Timor'u milliyetçilerle ben görüştüm. Biz devlet kuracağız, devlet kuracağız diye kıyamet koparıyordu İngiltere'de. Ya dedim orada küçücük bir yer var. Burada devlet kursanız ne olur? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Meğer o Timor'la Avustralya arasındaki bölgede önemli doğalgaz atıkları bulunmuş. Bunu sonradan öğreniyoruz. Doğu Timor ayaklanıyor. Birleşmiş Milletler'den Amerika asker istiyor. Avustralya 10 bin kişilik askeri birlik gönderiyor. Hı hı. Yani Doğu Timor'u korumak için, orada halka zulüm ediyorlar, korumak için. Doğu Timor bağımsız oluyor. Bağımsız olduk olmadan evvel İngilizler bunlara diyor ki denizlerdeki aramayı beraber yapacağız. Burada bizim hissemiz olacak. Tamam diyorlar. O da haberi yok denizde bir şey var diye. Onların haberi yok. Bağımsızlıkla uğraşıyorlar. Bağımsız oldular. Sonra İngilizler anlaşmaları önüne koydu. Dediler ki bu denizdeki kaynaklar bizim. Bizim petrol şirketleri çıkaracak. Şimdi buradan söyle çünkü vakit çok daralıyor. Buradan bir Avrasya politikaları içerisinde mevcut olan çelişkileri ha burada bazı şikayetler de var. Niye Rusya Hindistan konusunda açık davranmıyor? Çin açıkça tavır aldı. Hindistan'ın bu Keşmir konusundaki kararını, anayasal değişiklik kararını Çin tavır aldı. Çünkü Çin'e karşı yapıldığını biliyor. Şimdi ama ben o sırada çalışacağım. Yani biz Avrasya'yı konuşuyoruz. Neyi konuşuyoruz biz? Bu konuştuğum ne benim şimdi? Benim konuştuğum uzaydan mı konuşuyorum? Yok, uzaydan konuşmuyorsun. Avrasya orası konuştuğum yer. Doğru. Buna bir şey demiyorum ama bunu bak çok daraldı da bunu genel Avrasya bu olumsuz yanlarını koyduk. Buradan gelecek olumsuz yanlar ama... şu. Burada Çin'i çevirmeye çalışıyorlar. Çin burada direniyor. Çin direnmezse zaten burada önlerine bir engel kalmayacak. Ne diyor Wolfowitz? Önümüze alternatif güçler çıkabilir. Bunları engellemeliyiz diyor 92'de. Şimdi bunların yaptığı bu politikaları engellemek. Bu politikaları engelleyebilecekler mi? Çin'in direncine, Avrasya'daki güçlerin direncine bağlı bu. Ya onların hepsini ortaya koymak Çin Pakistan'la yani. İşbirliğini sürdürecek. Sürdürmezse yolu kapanır. Rusya burada dengeli çalışıyor. Çünkü Hindistan'la büyük ticari ilişkileri var. Evet. Onun için dengeli gitmeye çalışıyor. Kendisinin de ekonomik sorunları var. Ama ambargo altında çünkü. Ama burada Çin merkezli bir direniş var. Bu direniş başarılı olamazsa bütün ülkeler saldırı altına kalacaklardır. Çünkü asıl hedef şu anda Çin'dir. Çin'i güç olarak görüyorlar. Zaten Çin'e ambargolar Çin'in büyüme oranını biraz düşürdü.
Ama bu büyüme oranı düştüğü zaman bundan yine gelişmekte olan ülkeler, Batı ülkeleri zarar görüyor. Neden? Çünkü Çin bütün üretimini, bakırını, çinkosunu, demirini dışarıda ülkelerden çekiyor. O ülkeler de zor durumda kalıyor. Nasıl ki petrol fiyatları yükselirse Avrupa sıkıntıya giriyor. Onun için çok yükselmesine de izin vermiyor Amerika. Çok düşmesine de izin vermiyor. Bu zaman Rusya'yı engellemek için yapıyor bunu. Ama Rusya buna direndi. Bekledi ve 40 küsur dolardan 60 küsur dolar tekrar, yani dengeli politik bir duruma geldi petrol fiyatları. Ama burada Türkiye'nin öyle Rusya'yı dişleyeyim, Rusya ile anlaşmayı bırakayım çünkü ben Amerika ile anlaşıyorum derse, ona elimdeyse okurum. İki dakikamız var. İki dakika olsun. Nisan yani, 1975'te Amerika Vietnam'dan çekiliyor. Çekilirken oradaki önemli yetkililerin çocuklarını, eşlerini falan alıyorlar. Fakat Kamboçya Başbakanı Sirimata'yı helikoptere almıyorlar. Güçler geliyor, Vietcong güçler. Kurşuna diyecekler bunları. Kurşuna dizmelerle ve son sözü nedir diyor. Diyor ki en büyük hatam Amerikalılara güvenmekle olmuştur diyor. Evet, şu anda demek Amerika'ya güvenen. Şimdi bizim ama ben Tayyip Bey'in bu işi gördüğünü inanıyorum. O yoksa kendini mahveder. Evet. Yani şu anda Savunma Bakanı MİT Müsteşarı Amerikalılarla görüşüyor. Biz burada anlaşalım. CHP Genel Başkan Yardımcısı aman Amerika'yı dağıtmayalım falan diye konuşuyor. Bildirmeye çağrılmış o. Bir şey okumaya ama unutmayalım. Ali Babacan da bildirmeye çağırıyor onlardan. Onlara dikkat edin. Evet, bize bir aslında hiçbir şey yetmiyor değerli izleyiciler. Bir şey söyleyeyim, siz o Kamboçya Başbakanı'nın söylediğine izafeten bir şey okuyacağım. Bir dakika rica ediyorum. 1946'da Amerika anlaşması sürecinde CHP Bursa Milletvekili Muhittin Bağ Pars meclis kürsüsünde şunu söylüyor değerli izleyiciler. Bakın son derece önemli. Meclis kürsüsündeki bu ses nihayet Amerika'dan peygamber gibi temiz ve kusursuz olan büyük insanın, büyük Roosevelt'in sesi olarak ufuklara aksetti. İnsanları esaret altında bırakmayacağız, medeniyeti yıktırmayacağız diyen bir azametli ses Roosevelt'in vatandaşların sesleriyle birleşerek ufuklarda gulguleler vücuda getirdi. Bundan Amerikalılar açlarına imdadına ve silahlar ellerinde esir milletlerin muavenetine koştular. Amerika'dan peygamber gibi temiz diye Roosevelt'i niteleyen bir süreçte. Şimdi Amerika bizim hemen atmaya hazır. Evet. Oradan çağrışım yaptı. Bir saniye çağıracağım. Fahrettin Altaylı, Hamdullah Sopri Tanrıoğlu, Yavuz Abadanuvat, Zekeriya Sertel de bu görüşte hareketler. Bunlar gelecek programda. Tamam. Şimdi biraz bu son şey, bir iki şey söyleyeyim. İstanbul'da sel felaketi falan oldu. Bu evet. Hep oluyor sürekli. Yani bu tabii 94'ten beri İstanbul'u yöneten AK Parti. Sürekli, evet. Ha. Şimdi ama İmamoğlu bunu dile getirsene kardeşim, yani görüyorsun bu İstanbul, bu denizin kenarına yeraltı çarşısı olur mu ya? Denizin kenarına yeraltı çarşısı yapmışlar. Ya Taksim'i öyle bir yapmışlar ki su basıyor Taksim'i. Dağın tepesi. Bizim mimarlar, mühendisler ne yaparlar ben bilmiyorum. Bir de şimdi Çaykur Rizaliyet'te 600 küsür milyon lira diyorlar. Ya o Çaykur nasıl zanneder ya? 600 küsür milyon lira Rize'ye verseniz bütün Rize'yi bakar. Şimdi Tayyip Bey, ya her zaman bu Kasımpaşa'ya gidiyorum. Bizim Fikri Hoca var orada. Şaban Sarı var, eski bir ilçe başkanı. Ya bunlara bir sor bakalım ya. Bu soğuktaki insanlar ne diyorlar? Rize'ye gidiyor Tayyip Bey. Gökte 3 tane helikopter. Denize 2 tane muhrip. Tabii muhrip. Karada 1000 tane koruma. Ya Rize'li seni korur. Kimseye ihtiyacın yok kardeşim ya. Evet. Bilgi. Bu Tayyip Bey'i esir mi aldılar? Ben merak ediyorum. Yahut da bu tür gösteriler iyi şeyler değildir. Evet. Herhalde. Ama unutmayalım, geliyor. İstanbul'da deniz kenarlarına yeraltı saçlı yapmayalım kardeşim. Her koşulda İstanbul'da tepelerden akan sular buraları basar. Hangi pompa olursa olsun bunu temizleyemez. Anladım. İmamoğlu da bunu yatatamadı. Sorması lazım İtfaiye müdürüne. Kardeşim bir yerde bir sıkıntı var. İtfaiye niye iki araç göndermemiş buraya? Göndermemiş. Evet, onu sorsun. Takip etsin. Bunu sorması lazım. İşin başında olsun. Evet, onu sorması lazım. Son sözümüz de böyle oldu. Değerli izleyiciler, önümüzdeki aydan itibaren 18 Eylül günü aynı bu 18 Eylül günü birlikte olacağız. Çarşamba günü programda bir değişik, yeni sezonla birlikte bir değişiklik olacak. Ve bundan sonra bunu söyleyeyim. 15 günde bir
bu programın yapılması kararında yönetim aldı. Sayın hocam da... Vatandaş öyle istedi. Biz ders çalışırken bunlara zaman bulacağız. Dur bakalım işte. Buna bu sıkışıklık içerisinde sizin açınızdan 15 günde bir bu programı yapma kararını Sayın hocamın da kabulüyle birlikte yerine getirmeye çalışacağız. 18 Eylül günü görüşmek üzere. Hepinize saygılar, sevgiler, iyi akşamlar diliyorum. İyi geceler artık yani. Akşamı geçti. Ülkenin bağımsızlığının, demokrasi mücadelesinin insanlığı olarak tehdidi altındayız. Şimdi bu FETÖ meselesini millet ciddiye almıyor. Bu Ergenekon dosyalar hazırlanırken bizi listeye kim koydu? Yabancı istihbaratlar nasıl iç içe olduklarını hepsi çıktı meydana. 300 milyon dolar İsviçre'de, 500 milyon dolar Amerika'da. NATO kararı ya Brüksel'de. Ne içindir? Avrupa'yı kontrol etmek için. Sulardan benim de istem var diyorlar.